Sevgili seyirciler aç bir hayvanla karşı karşıya kaldığımızda ve bizi yiyecek gibi baktığında ne yapmalıyız? Yani ağaca mı tırmanalım? Bana mantıklı o gerçi o, da mı tırmanır yoksa gelir mi peşimden? Ya yani ayıyla hiçbir şey yapamazsınız ayıya karşı. Ayı şu an yeryüzündeki en iyi yok edici. predatör diyelim. Yani yok edici demeyelim de. Kaçamayacağınız yegane yani büyük bir yok edici. Yok edici demek yanlış geliyor. Doğru bir deyim olarak. Ya ayı ayılığını yapacak da işte. Yani, yani, neyse. Ayıda o... kaçamazsınız. Ha. Ayı kedi gibi tırmanır. Ayı e, Iron Man gibi koşar. O yüzer. koca cüssesiyle de mi çıkıyor tepelere? Tabii canım. Ne, ne yapalım peki öyle olduğu zaman? Ayı görmezden geleceksiniz. Yani ha. bakın ya bunlar çok o detaylı konular gör... aslında. bu evet. Benim asıl konum e, tamam bunlar olsa da içini dolduracak başka şeylerle aslında konuşmamızda fayda var. Ama şöyle diyeyim e, doğada yaşayan, tabiatta yaşayan insan ayının ne zaman kızanı geldiğini, yani çiftleşme zamanı, ne zaman potuk ...la gezdiğinin yavrusuyla. yavrusuyla... ...ne zaman kış uykusuna yattığını, ne zaman uyandığını... ...iklime göre görebilir. Hmm. Ona göre de o ayının inine yaklaşmazsın... ...yavrusunu görmezsin. Bunlara temas etmediğin sürece... ...ayı sana hiçbir şey yapmaz. Ama biz şehirde yaşayan insanlar... ...bunları bilmediğimiz için... Hı -hı. ...sürekli onlarla bir temasımız olur. Yani ayıyı bilmiyor ama hani tilki olabilirdi. Tilki sevimli bir hayvan. Yani Çok onu da sevimli. Beraber, evet. Ha? Ben böyle kendi kendime... ...macera peresi bir de arkadaşlarımı da peşime... ...takmıştım Sarıkamış'ta. Sarıkamış'ta yayına gittik. Ha, yayına. yayına. gittik işte Sarıkamış'ın e, yıl dönümünde. Ya arkadaşlar dedim şuradan gidelim bak ne güzel dedim böyle kar filan. Gecenin bir vakti. Dediler ki siz ne yaptınız oraya zaten şey geliyor kurt filan geliyor dediler. Daha o çöplüğün olduğu yere mi gittiniz? Çöplük değil de o kütük ev bin oralarda. Oraya geliyormuş. Katerina'nın köşkü ne oldu yerde mi? Kütük Oranın ismini var. tam bilmiyorum. Neydi ismini hatırlayamadım. Katerina Köşkü. Başka bir yer yok orada. Ha işte orasıdır o zaman. Ama. Oralarda böyle bir karanlıklarda dolanmaca oraya mesela kurt geliyormuş. Geliyor. Biz de geçen hafta gördük. Öyle geliyor ve gidiyor mu? Evet. Geliyor ve gidiyor. Yemek arıyor. Çünkü dağda yemek bulamadığı için. Ha. Atılan şeyleri. Hatta insanlar da orada bir takım yiyecekleri bir yerlere bırakırlar. Onlar da gelir beslenir. Ayı da kurt da onları görebilirsiniz. Hatta Ama ille de saldıracak diye bir kaide hayır, yok. Hayır öyle Yiyecek mi? bulduysa niye saldırsın size zaten? Bir de şimdi sizin duyularınız çalışıyor. Ama az çalışıyor. Benimki, bunu kabul edeceksiniz şimdi söyleyeceğim şeyleri. Ben daha çok sizden doğada geçirdiğim için, zaman geçirdiğim A, 100. için... Ay yüzde Ben duyularım daha iyi çalışıyor. Kesinlikle. Ama ayının duyuları benimkinden belki bin kat daha fazla çalışıyor. Sizin korktuğunuz zaman salgıladığınız hormonun kokusunu o biliyor. Ee, ya da güçlüyseniz biliyor. Hayvanlar biliyorsunuz idrar bırakırlar gücünü belli etmek için. Onlar hep salgıların içinde vardır. Bizde de var. Hı. Ya diyor ki bu adam zaten zavallının teki. Ben bunu yerim orada yiyebilir Ama sen güçlüysen orada, ha, köyde, kırsalda yaşayan, dağda yaşayan sağlam bir adamsan sana gelip yaklaşmaz o. Hmm. Korkmana gerek yok. Bunun için de tabii hep Şeyden bilgi. Neden korkuyorlar böyle kesici bir alet gördüğü zaman? Bilir. Bilir ee, mi? Yavrularını öğretir, tüfeği bilir, tabancayı bilir. Bunlar hep hmm. öğretilmiştir, yavrularını gösterirler. Elinize omuzunuzu tüfekle gezin, omuzunuzdan indirdiğiniz an, indirdiğiniz an kurt ya da ayı sizi gördüyse o anlayacaktır. Ya kaçacaktır ya da saldıracaktır. Aa o kadar da zekiler değil.